Arkadaşlar, Gurbet İlhan'ın dünyasına hoş geldiniz. Saat 1'de vlog başlıyorum size yine. Ama bugün sabah ben uyuyakalmışım arkadaşlar. Oh, Kira, yağmur yağıyor dışarıda kuzu. Çok kötü yağıyor. Evet, uyuyakalmışım. Bir saat daha benim kalktım. Emine, ne istiyorsun lan? He? Sonra bekle. Yağmur biraz dinsin, götüreceğim dışarıya bir daha. Ah, bu köpek. Allah'ım. Evet, tabii ki geç kalkınca Cihan'a biraz böyle şey oldu. Mile'ye pek zararı olmadı sabah geç kalkınca ama her şey böyle bir saat gecikmeli oldu. Bu saate kadar işlerim vardı, videolar derken yani daha işlerimi bitiremedim ama üstümü başımı değiştirdim artık. Pijamalarla oturdum. İşlerimi yaptım. Daha bir lokma bir şey yemedim. Midem bulanmaya başladı. Dedim şuradan bir yarım dilim ekmek yiyeyim ve hemen şimdi alışverişe çıkacağım. Mile bugün birazcık geç gelecek okuldan. Seni de Kira Hanım sonra götüreceğim, tamam mı? Biraz yağmur dinsin. He, dinle. Sabah çıktı kızım, bir dur bir bekle, daha yeni öğlen oldu. Biliyorum sen sokağı çok seviyorsun. Norma bomboş ama Müller'de insan kaynıyor. Müller'de bugün %20 indirim her şeye. Siz anlayacağınız, oraya bir girdim. Neyse, ben de bir şeyler aldım. Tabii tuvalet kağıdı falan aldım. %20 yine %20'dir. Aslında 2-3 euro'luk şeylerde fark edilmiyor diyoruz ama fark ediliyor. Yani şimdi durmadan bir alışverişimi bitireyim. Güzel güzel tuvalet şeyleri gelmiş ama maalesef benim banyoma bunlar biraz büyük. Büyük eşyaları arabada bıraktım. Tuvalet kağıdını, mutfak kağıdını, suyu getirdim. Su çok önemli kahve makinesi için. Ha, yoruldum arkadaşlar, acayip yoruldum ya. Ne yoruldum bugün. Bakın şeyden ne aldım, Müller'den. Bundan DM'de de var. Bir arkadaş bana Instagram'dan yazmıştı. Ben zaten duymuştum. Bunlar kolagen. Günde bir tane içiyormuşsun. İçten böyle. Cildini falan düzeltmek için. Deneyeceğim ben bunu. Normal 20 euro bunlar. Müller'de şimdi %20 indirim olunca dedim denemenin tam fırsatı. 4 euro içecekten. 4 euro indirim. Müller'den bunu aldım. Pamuk temizlemek için. Köpek kime? Yazık. Dedim şey olsun. Bu da yine köpek kime? Mutfak bezi, mikrofazı, tüyü. Şvam. Allah'ım, isim aklıma gelmiyor şu an ya. Neyse, anladınız siz. Semil aldım. Tost aldım. Ekmek. Kuzurola yedek. Şey için, koltukların şeyini almak için. Badem, kavrulmuş badem. Karıştırdım şimdi Normal Müller'in şeylerini karıştırdım. Neyse, Droger'in şeyleri belli zaten. Saç spreyi aldım. Limon asidi için makinemi falan, kürecini sökmek için. Şmant aldım bir tane. Bakın şemsiyem de içinde. Bugün dünkü hava giderken yağmurluydu. Yine köpeğimiz, kiramız için. Cüzdanım burada. Gurke, salatalık. Cashews aldım. Bugünkü yemeğim için domates parçaları, konserve, süt çok almadım vallahi. Hiç de taşıyma şeyim yok. Ve Lebkuchen. Bakın arkadaşlar, şoko Lebkuchen. Ben bunu çok seviyorum. Bitter çikolatalı. Ve şey aldım, bakın. Şu Essence'in Color Boost. Görüyor musunuz? Şu an dudağımda o renk. Bunu aldım. 2.95 bunlar herhalde. Liquid, sulu böyle. Bakalım, deneyelim. 2.95. Bir de indirim olunca 3 euro da 60 cent. 3 euro da 60 cent mi yapıyor? Ha? Yanlış hesap etmiyorum değil mi? Neyse. Bir de kahverengi sürme aldım. Gözlerimin altının üstüne kullanmak için, yoktu. Evet, alışverişim bugünlük bunlar. Şimdi yemeğe devam. Bu yemeğim için önce patatesleri böyle yuvarlak yuvarlak diliyorum. Ve kızartacağım bunları. Sonra kıyma kavuracağım. Şimdi yemeğin ismini bilmiyorum. Ben bu yemeği bir yerde gördüm. Öyle yapıyorum bir zamandır. Sık yapmıyorum ama. Şu patatesleri önce kızartması olduğu için biraz zahmetli oluyor diye. Ama şimdi bilmiyorum. Muhakkak her yemeğin bir ismi vardır ama ben bilmiyorum. Patateslerim burada kızarıyor. Ben şimdi burada içini mi desem üstünü mü hazırlıyorum. Şimdi görüşürüz yaparken. Kıymamı kavuruyorum. İçine biber ve soğan. Böyle kavuruyorum bunu da. Domatesimi ekliyorum. Domates yerine bu konservelerden de direkt koyabilirsiniz de benim
Şimdi evde birkaç böyle şey domatesim vardı. Böyle çok olgunlaşmış. Onları bunun içine harcayayım. Baharatını atalım. Karabiber. Benim zaten ana baharatlarımdan. Ben öyle fazla kimyon, mimyon böyle şeyleri yemeğin içinde sevmiyorum arkadaşlar. Onun için yani kokusunu sevmiyorum. Bizde de yani çocuklar da alışmadı ben fazla yapmadığım için. Kimyon, kekik böyle şeyler fazla kullanılmaz bizde. Dilde çaldı. Pastacı gelmiş, pastacı. Biraz pul biber. Sarımsak tozu. Ve fondör. Fondörü benim çok kullandığımı fark etmişsinizdir. Ama sebze olduğu için yemeklere çok güzel şey veriyor, lezzet veriyor. Şimdi bunun içine biraz da salça. Siz isterseniz kekik, kimyon, artık nasıl baharatları seviyorsanız, eğer yaparsanız bu yemeği atabilirsiniz. Kızaran patateslerimi böyle tepsiye güzel alıyorum. Bunları da hafif tuzluyorum. Sonra bu içimi böyle patateslerin üzerine güzel ne derler? Yayıyorum mu? Gezdiriyorum mu? Koyuyorum mu artık neyse. He? Black Friday. Yeah. Yo, Black Friday yok bugün bize. Nereye gideceğim Black Friday'e kızım? Nereden aldın onu gene? Bakın. Ich habe 17,50 € 2 Euro Stück Negasebus rausgekommen. Öyle mi verdiler? Tamam. Evet bakın. Bunu böyle güzel yaydım buraya yani. Onun üzerine de şimdilik peynir. Peynir rendesi koyacağım. Almanca'da Auflauf mu diyorlar gibi bir şey aslında da çiğ patatesten bizimkileri Auflauf'u sevmiyor. Evet öylece bakın. Ve bunu şimdi fırına süreceğim. Hı hı. Hı hı. Robot bugün pancuru bozdu mutfağın. Bakın inmiyor. İnmiyor. İyi ki benim elimde kalmadı. Derdi ki elinin ayarı yok. Elinin ayarı. Ya ya. Aha geldi bak. İnsan lafının üzerine gelirmiş. Ge. He he futbol var futbol. Kim bozdu pancurları? Ve hattı kaput kime? Ben. Yapmıyor da. Wir machen das jetzt. Ev sahibi bizi öldürür. Nein, risiko yapma inersin. Bak, her sabah ben kaldırıyorum. Geht nicht, geht nicht mehr. Muss man da auch mal anschieben. Dışarıdan mı? Ya hadi dışarıdan. Oraya. Ne yapıyor? Bakın, burayı açacak. Git dışarı, geh raus. Camın önünde de benden başka her şey var yani. Hadi bakalım. Bozulmuş. Bozuldu. Ah du Scheiße. Lass es halt, bırak öyle yarım kalsın. Ne iniyor ne çıkıyor şu an. Dur ben şu kamerayı kapatayım. Bir de şimdi makinemizin kirecini söktürelim. Hazırladım ben hepsini. Bakın buraya koydum ilacını falan. Artık ben bu makinenin özel Saykon'un ilacını kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Allah Saykon'un ilaçları çok pahalı. 5 euro mu 6 euro mu bir şey kireç sökmesi. Robot dedi kireç söken kireç sökendir. Boş geç. Bunu kullan dedi. Yemeğimiz pişti. Keselim. Bunun adı patatesli lasagna. Evet patatesli lasagna olsun. Garanti böyledir. Yemeğimizin içi böyle oluyor bitince. Arkadan da televizyon sesleri geliyor. Miley. Şimdi bunun yanına yoğurt da çok güzel yakışıyor. Bana ilk defa bir paket geldi arkadaşlar. Hediye paketi geldi. Bakın postayla. Gurbetcan ne yazıyor üzerinde. Instagram'da olan beni takip eden arkadaşlar pakette ne vardığını gördüler. Instagram'da göstermiştim ama tabii Instagram olmayanlar için burada tekrar göstereceğim. Ve bana ne gelir dersiniz? Kestane. Yani bugün niye kestane almadığımı biliyorsunuz artık. Bakın arkadaşlar. Bu paketi bana İnci göndermiş. İnciciğim buradan çok çok teşekkür ederim. İnci benim Dortmund'daki takipçilerimle buluşmamda da vardı kendisi. Bakın 1, 2, 3, 4 paket kestane göndermiş. Ben Instagram'da bulamıyorum demiştim. Hemen paketi yapmış göndermiş.
tam benlik. Bu kadar olmaz yani arkadaşlar. Bu kadar olmaz. Tabii ki burada Miley'ime de var. Miley'imin hediyesi bunun içinde. Şimdi size göstereyim. Bakın Bijou Brigitte'den almış bir de hepsini. Dur ben çıkardım bunları buradan. Evet şimdi böyle bir başlayalım. Bu kolyeyi şimdi açmayayım da. Üçlü bir kolye böyle. Sonra tekrar böyle bir kolye. Bakın. Ya şimdi ben bunu takınacaktım da paket dün geldi ama dedim şey yapmayayım, ne onun adı, kullanılmış yapmayayım, size bir önce göstereyim dedim. Burada hediyeler yavaş yavaş gidiyor kameranın arkasında, özür dilerim. Bakın ya şunların güzelliğine bakar mısınız ya, bunlar kolluk, kolluk çok tatlı. Yani benim zevkimi o kadar çok biliyor ki size anlatamam küpelere. Allah! Küpelerin güzelliğine bakın şunların. Evet arkadaşlar, bu paket gelince ha dedim ki ben bunları nasıl hak ettim? İncicim bir sürü para dökmüş bunlara. Yani bu Bijou Brigitte'in şey takıları da o kadar ucuz bir takı değil. Evet. Getir kız. Tam görünmedi, görünmedi. Bakın. M harfi Miley'e. Bu da çok güzel. Şimdi buradan incicim tekrar çok çok teşekkür etmek istiyorum. Allah, ben ne zaman bir şey desem köpek de teşekkür ediyor. Evet köpek de teşekkür ediyor. Evet çok teşekkür ederim İnciciğim. Artık kullanabilirim. Size gösterdim. Bakın ben böyle kullanmam. Göstermek için böyle bekletirim. Ama paketi de çok güzel böyle. Kıyamıyorum ya kullanmaya şimdi. Böyle şeyleri bir de kıyamam ben ya kullanmaya. Ama olsun. Ama kestaneleri yiyeceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz Miley? Anneanne. Anneanne. Anneanne değil. Anneanne. Anneanne. Her kız annen. Anneanne. Aslında Türkçe anneanne. Bak hiç bilmiyorum. Anneanne. Tamam anneanne de. Sen anneanne de kızım. Sen anneanne de. Emet de anneanne diyorlar. Boş geç anneanne de gitsin. Bu arada yeni dekorasyonlar aldım birkaç parça arkadaşlar. Ernst's Family'den. Kız. %30 indirim. Ya aldım bunları. Şimdi fiyatını bilmiyorum, kopardım ama bakın bunu da aldım yeni. Bunun fiyatını koparmamışım fakat 15 euro %30 indirimle aldım. Bunun da rengi çok hoşuma gitti böylece. Mumlar, şu iki tane mumu da aldım. Biri burada, biri de buraya koydum. Ve bugün yeni halı sipariş verdim. Bunu da göstermeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bir de içinde özel bana mektup vardı. Burada Aynur ablama yazıyor. Aynur ablama. Mektupların değerleri çok büyüktür benim yanımda. Artık mektup yazma devirleri geçti. Herkes telefonlarla yazıyor. Tabii ki güzel ama bu mektup yani benim için çok değerli. Tabii içindeki yazılanları size okuyamam şimdi. Bunlar özeldir. Anacığımın evine geldik. Ama anama misafir geldi. Ama ben de burada bakın ne yiyorum. Helva. Helva canım istedi. Neden canım istedi? Miley yedi. O biliyormuş böyle anneannesinde böyle tahin helvası olduğunu. O yiyince benim de canım istedi. Aslında içeride çekim yapacaktım bugün. Babamı çekecektim. Ne oldu? Soğuk mu düşersin? Düşme. Orada arabamız duruyor. Arabanın üzerine düşersin Miley. Beyaz bizim arabamız var ya, oradan üzerine ne? Düşersin. Ne oldu? İşecek mi arıyorsun? Bas bas paralar iniyor. O nasıl şarkı? Bas bas paralar Leyla'ya denir. Karıştır karıştır anneannenin evini. Gebertecek seni anneanne. Değil mi? Benden iyi bilir o anneannesinin evini. Neyse buraya girmeyeyim. Kaprisone buldun mu? Kaprisoneleri buldum. Bak, bak. Bakayım. Bak. Neyse hadi biz de misafirin yanına. Al misafirin yanına girelim. Ayıp olmasın. Eve geldik. Miley televizyon bakıyor. Nickelodeon mu Miley bu? Kendine bir de burada yine hamur yapmış. Her zamanki en sevdiği hamurlardan değil mi? Çok seviyorum bunu. Allah nasıl yiyorsa bunu. Kira da bana da düşer mi diye bekliyor burada. Ben de video montajı yapıyorum arkadaşlar. Video bugün akşamdan bitmesi lazım. Evet. Onu bitireceğim. Ya başka da şu an daha bir şey yaptığım yok. Mutfağımın hali her zamanki gibi. Bakın. Makineme bulaşıkları koymuştum ben. Cihan yemiş. Tabii bulaşığını ıslattım buraya. Göstermesi ayıp ama derler yani, göstermesi ayıp ama maalesef böyle işte şu an. Ne oldu Miley? Kira bekliyor mu bana da düşer mi diye? Şunu bekleyişine bakın Allah'ın aşkına. Hayır kızım. Aa, sen yeme, hasta olursun. Benim bulaşık makinesi bugün coştu.
Sanki 2 saat, 2,5 saat, 5 saat oldu gibi geliyor bana. Hala bitmedi. Bilmem, bana uzun geldi herhalde bugün. Ve arkadaşlar yarın ben kuaföre gideceğim. Oradan Ali'nin doğum günü var. Ali'nin, Eda'nın, kocasının doğum günü ve kız kardeşinin, Yelda'nın kocasının doğum günü. Yani iki bacarağın doğum günü. İkisi de 30 yaşına giriyor herhalde. Evet, 30 yaşına giriyor. Allah'ım yarabbim. Bu videoya bakmasınlar. Diyecekler ki Allah'ım bizim yaşımızı bile bilmiyordu Ayşe abla. Evet, 30. Ali 30. Bunu kesin biliyorum. Muhakkak Emre de 30. İkisi bir beraber kutladıklarına göre. Yani kuaför için özellikle doğum günü içinde gitmiyorum arkadaşlar. Saçlarıma cila atılması lazım. Rengi artık bakın sararıyor. Ben bu... Efendim? Tamam, gidiyoruz. Yatmaya gidelim diyor. Silva şampu var ya hani böyle o şey şampuanlardan. Onlardan ben evde kullanmıyorum. Dedi kendin devamlı kullanma. Kürşat öyle dedi. Çünkü saçlarını yıpratıyor, kurutuyor dedi. Sen 4-5 haftada gel, ben sana cilasını yaparım işte, şampuanı açarım dedi. Onun için hem onun için gidiyorum hem de yani doğum gününe denk getirdim sizin anlayacağınız. Bize biraz güzel olayım diye. Şöyle kaç kişilik, 100 kişilik falan salonda yapıyorlar. Güzel bir kutlama olacak bence. Kamera. Evet, kameraya çeker miyim, çekmez miyim arkadaşlar, buradan daha şimdiden söz vermek istemiyorum. Çünkü 100 kişi gelecek orada. Çekilmek isteyen olacak, çekilmek istemeyen olacak. Bu düğünlerde de çok problem oluyor. Mesela diyelim ki oynarken onları çekmeyeyim, kendimizi çekelim. Ama muhakkak kameraya bak çıkmak istemiyorlar. Görüyorlar benim çektiğimi. Mesela diyelim ben Miley çekiyorum böyle bir yerde. Biliyorlar kameraya çıkmak istiyorlar. Benim elimde de kamera var. Yine de Miley'in arkasından geçiyorlar. Ya geçme madem kardeşim. Ne varsa ki şu taraftan geçiversen de ben çekimi yapsam. Ondan sonra da ben o sahneye koyduğum zaman işte videonda beni göstermişsin arkada. Lütfen o sahneyi siler misin? O videoyu siler misin? O zaman ben de işte zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Mesela ben şimdi orada size biraz giderken nasıl hazırlandığımı tabii kuaförde çekerim. Ne giydiğimizi çekerim. Orada biraz masa, dekor, onları çekelim. Ama bilmiyorum artık, müzik, eğlence biraz zor gibi geliyor bana. Umarım siz de anlayışlı karşılarsınız. Bu arada kıyafetim de yok. Yeni bir kıyafet almadım. Yeni kıyafet almadım. Evde ne varsa onu giyeceğim artık. Olsun, bu sefer hakikaten söylüyorum bak, bu sefer almadım. Ha, hep böyle diyorum ya size. Almadım, bulamadım diyorum. Sonradan bir yeni kıyafet çıkıyor. Hayır, bu sefer evdeki bir şeylerden giyeceğim. Onu da size göstereceğim. Diyeceğim bak kaç senelik bu elbise diye. Bir tane siyah elbisem var. 3 senelik mi? 2 senelik mi? Onu bir kere giymiştim. Hatta Instagram'a bir resim koymuştum o elbiseyle. Diyorum ki onu mu şey yapsam, giysem. Evet. Öyle bir düşüncelerimiz var. Şimdi Miley yatalım diyor. Ben Miley'le yatacağım. Bugün cuma. Vloglarım biraz böyle 2 gün önceden çekilmiş geliyor. Ama montaj falan anca yetiştiriyorum diye böyle 2 gün önceden alıyorum arkadaşlar. Miley'i alacağım. Miley cuma günleri annesiyle yatıyor. Ve dizi bakacağız, kitap okuyacağız, bir şeyler yaparız artık. Buradaki bulaşıklar da böyle kalsın, beni beklesin, yarın yaparım. Neyse, çok çene çaldım yine. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.